Sayın Genel Başkanımıza haksız ve mesnetsiz ithamlarda bulunuluyor. Yok. Bir süredir gündemde olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceği iddialarına MHP İl Başkanı Hakan Özkan açıklık getirdi. Özkan bu tür iddiaların algı operasyonu yaratmak amacıyla gündeme getirildiğini, bunu kabul etmediklerini söyledi. Bunları reddediyoruz, sahiplerine iade ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi bugüne kadar hiçbir zaman mevki, makam ve koltuk hesabı olmadan Türk siyasetine, Türk devletine ve Türk milletine hizmet etmiş, etmeye de devam etmektedir. Özkan televizyonumuza yaptığı açıklamada MHP'nin mevki, makam hesabı yapmadan Türk milletinin yanında yer aldığını kaydetti. İktidar partisiyle sadece terörle mücadele konusunda işbirliği içinde olduklarını söyleyen Özkan, bazı çevrelerin algı yaratmak için Genel Başkan Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddialarını ortaya attığını, bunu kabul etmediklerini söyledi. Hain FETÖ darbe girişiminden sonra şu an millet tarafından seçilmiş olan hükümetin gördüğü yanlışlarından dönmesi neticesinde Milliyetçi Hareket Partisi durduğu yerde durmaktadır. Ve Milliyetçi Hareket Partisi çizgisinde politikalar uygulamaya koymuştur. Ve Milliyetçi Hareket Partisi de kuruluş felsefesiyle çelişmeyen, varlık sebebimiz olan Anayasanın ilk 4 maddesi dahil olmak üzere bunlara sahip çıkan iktidar partisiyle güvenlik ve dış politika hususunda, terörle mücadele hususunda işbirliği içerisine gitmiştir. Bunlar milli devletin, milli birliğimizin olması gereken hususlarıdır. Burada hiçbir siyasi mülazanın yapılmadan bütün siyasi görüşlerin bu konularda ortak hareket edebilmesi lazım. Bu milli birliğin sağlanması ve devam ettirilmesi lazım ama bu milli birlikten rahatsız olan çevreler Milliyetçi Hareket Partisi'ni hedef tahtasına koyup Sayın Genel Başkan'ın haksız mesnetsiz suçlamalarla saldırıyorlar. Bunları sahiplerine iade ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi tarihinin hiçbir döneminde mevki, makam, hırsı, oy hesabı olmamıştır. Tamamen Türk devletinin ve Türk milletinin.